Merhabalar, bugün sizinle Terra oyunumuzu oynuyoruz. Terra, 10 yaş ve üzeri herkesin oynayabileceği, dünya coğrafyası ve genel bir kültür bilgilerini geliştiren eğlenceli bir grup oyunu. Oyunumuzda her oyuncuya ait 6'şer tane piyonumuz var. Birer tane piyonu öncelikle başlangıç noktasına koyuyoruz. Şurada gördüğünüz yerde duruyorlar. Oyun alanımızda 1'den 120'ye kadar ilerlememiz gereken bir alan var. Dünya coğrafyasının bulunduğu, ülkelerin olduğu bir alanımız, yılların olduğu bir alan, uzunlukların olduğu bir alan ve sayıların olduğu bir alanımız mevcut. Oyunda 300 tane farklı soru kartımız mevcut, önlü arkalı. Bir de soruların olduğu kart tutucumuz var. Kart tutucudan ilk başta bir kişi soruyu okuyor. Mesela ilk sorumuz, ilk modern olimpiyatlar. Altta gördüğümüz gibi 3 farklı renkte sorumuz var. Birincisi bölge, hangi bölgede olduğunu soruyor. Yeşille gösterildiği kısımda gerçekleştirildiği yıl, kırmızı olan soruda da kadın sporcu sayısı. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Herkes örneğin bölge dediğimizde bir bölgeye piyonunu yerleştiriyor. Eğer bölgeyi tam bildiyse 7 puan kazanıp 7 birim ilerliyor. Eğer herhangi bir komşu bölgeye yerleştirebildiyse 3 puan ilerleyebiliyor. Aynı şekilde yerleştirildiği yıllarda da bu geçerli. Şimdi ilk sorumuzla oyuna başlayalım. Evet, ben başlıyorum. İlk modern olimpiyatlar hangi bölgede? Bakalım, ben Rusya dedim mesela. Bir kişi Avrupa dedi. Evet, İtalya dendi. Evet, ben de. Aynı yere koyamıyorsunuz. İlla ki bir komşu, en yakın komşuya koyabilirsiniz. Aynı yere koymak yasak. Evet, ikinci sorumuz, gerçekleştirildiği yıl hangi yılda gerçekleştirilmiştir? Şuradan başlıyoruz. Mesela burada aralıklara koyabiliyoruz. Mesela ben dedim ki 1800 ile 1820 arası. Evet, 1900-1910 diyen oldu. Bir kişi de 1860-1870 dedi. Burada bazı şeyleri bilmesek dahi mantıklı bir şekilde tahmin yürütebilme özelliği de çok önemli. Evet, kadın sporcu sayısı. Evet, birler basamağında bir kişi 20 ile 50 dedi. Ben 10 ile 20 dedim. Evet, tek birlere sadece bir kişi piyon koyabiliyor. Evet, şimdi cevaplara bakıyoruz. Evet, Güney Avrupa'ymış cevabımız. Yani şurası. Evet, mavi olan bildi ve 7 birim ilerledi, 8'e geldi. Şimdi bunun yanındaki İtalya komşu olduğundan dolayı 3 birim ilerledi, 4'e geldi. Orta Avrupa komşu olduğundan dolayı 3 birim ilerledi, 4'e geldi. Ancak beyaz olan, yani ben hiç komşu bir yere gelemediğimden dolayı bilemedim. Ve benim piyonum ortada kaldı. Bilenler piyonlarını geri alıyorlar. Evet, diğer cevap 1896'daymış. Yani doğru cevap şurası. Mavi olan gene bildi. 7 birim daha ilerledi ve 15'e geldi. Komşusu mor 4 puan daha aldı. 8'e geldi. Onlar piyonlarını geri aldılar. Beyaz da yeşil bundan puan alamadı ve piyonlarını geri bıraktık. Kadın sporcu sayısı cevap 0'mış. Evet, hiçbirimiz bilemedik gördüğünüz gibi. Hepsinin piyonları geri gitti. Şimdi burada şöyle bir şey var piyonlarla alakalı. Örneğin mavinin elinde 4 tane piyonu kaldı. Oyunu oynamak için en az zaten 3 tane piyon kullanıyoruz burada. Elinizde 1 tane fazla kaldığında isterseniz herhangi bir soruya ekstra bir cevap daha verebiliyorsunuz ve böylece ekstra puan kazanabiliyorsunuz. Ancak soruları bilemediğinizde piyonlarınız ortada kalıyor ve ekstra cevap verme hakkınız yok. Fakat oyun her başladığında en az 3 piyona tamamlayacak kadar piyon geri alıyorsunuz. Herkes birer tane kart çektiğinde, yani bir tur döndüğümüzde oyunculara birer piyon iade ediyoruz ve böylece ekstra cevap verme hakları doğuyor. Evet, yeni bir soru. Giza piramitleri hangi bölgede? Bence şurada. Evet, biraz hızlanalım, biraz hızlanalım lütfen. Evet, bir dakika. Aradığım yeri bulamıyorum. Diğer sorumuz tamamlanış yılı olacak. Biz aslında tamamlanış yılına verelim puan. Milattan önce 1000 ile 0 arasına verildi. Ben de 0 ile 500 arasına verdim. Milattan önce 10.000 ile 5.000 arasına verildi. Evet, tamamlanış yılına ne oy veriyorsunuz? Tamamlanış yılı milattan. Ama her yeri kaplıyorsunuz. Erken hızlı davrandığınız önemli bu oyunda tabii. Evet, diğer sorumuz bakalım neymiş? Kops'un, yani büyük piramit, günümüzdeki yüksekliği kaç metre? Şu haneye veriyoruz metreler.
Ben 500 ile 1000 metre arası dedim. Binlere cevap verenler oldu. 2000 ile 5000, 5000 ile 10.000 arası diyenler oldu. Hatta orası, evet. Kilometreye verenler oldu. Evet, kilometre orası. 200 ile 500, 50 ile 100 diyenler oldu. Evet, biraz vazgeçtik herhalde. Tamam, şimdi cevaplara bakıyoruz tekrar. Doğu Sahra'ymış bölge. Evet, mor olan 1'di ve 7 birim ilerledi, 15'e geldi. Beyaz olan 1'di, 4 birim ilerledi, 3 birim ilerledi, pardon, aldı. Evet, yeşil olan da komşuya geldi gene, 3 birim ilerledi, 7'ye geldi. Ve mavi olan bu sefer bilemedi ve piyon ortada kaldı. Milattan önce 2551'miş. Bakıyoruz. Evet, milattan önce 0 ile 1000 arası, 1000 ile 5000 arası. Mavi olan bilmiş gene. 15'ten 22'ye geldi ve piyonunu geri aldı. Yeşil olan komşuda ve mor olan komşuda. Onlar da piyonlarını geriye alıyorlar. Ve 3'er birim ilerliyorlar. 18 ve 10'a geldi. Beyaz olan puan alamıyor buradan. Son olarak yükseklik 138 metreymiş. Şimdi tam bilemedi. İki tane komşumuz var sadece. Yeşil 3 birim ilerledi ve mavi 3 birim ilerledi. Ve mavi şu an 25 birime kadar ilerlemiş oldu. Birkaç tane ortak soru, örnek soru verelim ve ondan sonra oyunu bitirelim. Mesela en büyük kahve üreticisi ülke. İki bölge demiş. Bu sefer iki farklı bölge şansımız var. Kahve bitkisinin ülkeye tanıtılması hangi yılda olmuş ve miktarı ne kadar? Kaç ton demiş. Yılda kaç ton? En yüksek bina sorumuz. Okyanusa kıyısı olmayan en geniş ülke. Kaydedilen en düşük sıcaklık hangi bölgede? Yıl ve sıcaklık derecesi. En uzun ulusal karayolu. 6 tane bölge, bunları tahmin edeceğiz. Uzunluğu kaç kilometre? Ve günlük kullanım kişi sayısı. Günlük ne kadar kişi sayısı kullanabiliyor? Bu şekilde çok farklı sorularımız mevcut. Oyunumuz çok eğlenceli. 10 yaş ve üzeri herkes çok severek oynayacaktır bu oyunu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.